Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir konuya başlıyoruz. Konumuz zamir, yani adım. İsmin yerine geçen kelimeler. Evet, adın yerine geçen kelimelere biz zamir adını veriyoruz. Zamirleri normalde iki bölüm halinde çekeceğiz. Sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere. Bu sözcük halindeki zamirleri işleyeceğimiz videomuz. Başlayalım mı hemen? Başlayalım hadi. Lütfen. Bunlar ne? 7 numero, 13 numero ismi yerini tutuyor. Saffet demiyor da 7 numero diyor. Hayır. Ne diyorsun? Öyle değil. Öyle düşünmemiştim. Şöyle düşünüyoruz. Yedek oyuncu. Olmadığı anda ya da ona bir şey olduğu anda, uzun olduğu anda falan hemen yedek oyuncu girecek sahaya. Peki, buyurun. Nedir köşesiyle başlayalım arkadaşlar. Zamir nedir? Cümlede isimlerin ya da daha önce adı geçmiş olan şeylerin yerini tutan sözcüklere zamir adını veriyoruz. O zaman iki tane kuralım var. Ya ismin yerini tutacak ya da daha önce adı geçmiş olan şeylerin. Bu şey İngilizce'de the var ya, onun gibi biraz. Hani daha önce adının geçtiğini belli eden şeyler için zamir kullanıyorum. Zamirleri toplam iki grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. Sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere. Sözcük halindeki zamirler bu videomuzun konusu, az önce de dediğimiz gibi. Toplamda 4 tane sözcük halinde zamirimiz bulunuyor. Bunlardan biri kişi zamiri, diğeri işaret, diğeri belgesiz ve en sonunda soru zamirleri olmak üzere tek tek inceleyeceğiz şimdi. Zamirlerin yerine isim kullanıldığı zaman zamirler cümleden düşer. Bu bizim için önemli bir bilgi. Yerine isim getirip zamiri cümleden atıp atamadığıma bakacağım bazı zamir türlerinde çünkü. Şöyle düşünün, yedek oyuncu geldiği zaman normal oyuncu hala sahada mı? Hayır. Hayır, sahada 12 kişi oynamayacaklar. O zaman onu benim cümleden, yani sahadan dışarı atmam gerekecek bir yerde. Mantıklı. O şekilde bir mantık kurabilirsin. Kişi zamirleriyle başlıyoruz. Kişi, bildiğiniz gibi genelde biz kişiyi Türkçe'de insan olarak kullanıyoruz genelde. Kişileştirme falan oradan aklına gelsin. İnsan adının yerini tutan zamirlere kişi zamirleri diyeceğiz. Yani ben Vural demeyeceğim de o diyeceğim. Ya da sen diyeceğim. Bu muhterem şekilde. Vural Bey diyebilirsiniz yani. Yok, o zaman zamir olmaz. Yani. Öyle mi? Pardon. ben, sen, o, biz, siz, onlar ve en önemlilerinden biri kendi zamiri kişi zamirlerini oluşturuyor arkadaşlar. Toplamda 7 tane kişi zamirim var. Burada en çok atlayabileceğim ben, sen ve kendi. Kendi zamir miydi ya? Kendi zamir. Ha? Bizim kişi. Zamanımızda da öyle miydi? Evet. Kendini bildi bileli zamir. Yani ben sende nasıl karışır hocam ya, artık onunla mı görmeyeceğiz falan, değil mi? Birazdan göreceksin. Şimdi sizin ev sevdiğiniz hep şarkı sözü. Benimle oynama. Şimdi benimle oynama söyledim sana. Burada zamirler hangileri olabilir? Benimle oynama, oynama derken sen oynama diyoruz. Yok, kelime halinde baya baya ben sonra bir siz onlar arıyoruz ben. Yalnız o zaman. Ben var burada kişi zamiri sana, olarak. Sana, sen. Şimdi buna dikkat arkadaşlar. Sen kelimesine AE yönelme hale ki geldiği zaman sana olmuyor, sana oluyor. Burada bir ünlü değişimi söz konusu. Azerice'de oluyor galiba. Sene diyorlar. Sene. Ben sene demişim. Burada A ünlüsü ne dönüşüyor gördüğün gibi, E ünlüsü. Şurada sanki sen yokmuş gibi düşünme. Orada bir sen zamiri mevcut. O da üzülüyormuş. Bu kimin şarkısıydı? Nilüfer değil Nilüfer miydi? Şarkısı. O benim. Ben tane. Var. Ben. Bu kadar. Başka da yok zaten. O benim ve ben. Daha doğrusu benimin kökü de ben olduğu için o şekilde aldık. Baştan ayağa iner sence gizli gizli, gizli gizli biz nasıl olduk? İki yabancı, sizli bizli, sizli bizli. Başka yok herhalde. Fazlası var, eksiği yok, inanın. Sizli bizli, sizli bizli yok. Başka yok. Fazlası, fazlası yok var. Ya. Nasıl var ya? Şimdi siz, sizli biz. Bizliden kastı. Şimdi Lali, benim arkadaşlarım biliyor, siz atlamış olabilirsiniz ama. Evet. Lali burada yapım eki. Tamam, mesela şöyle düşün. Güneş, güneşli. Burada lali yapım eki değil mi? Evet. Zamirler, kişi zamirleri üzerine bu şekilde yapım eki aldıkları zaman zamir olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bunları ben kişi zamiri olarak kabul etmiyorum. Hangisi varmış bir tek? Biz. Bunu ben tuzak olarak algılıyorum. Tuzağa da düşmemek gerek. Kendim. Ettim, kendim, kendim. Buldum. Gül gibi sarardım sonunda. Evet. Kendi burada gördüğünüz gibi dönüşlülük, yani diğer bir kişi
zamirimiz. Şimdi bu dönüşlük zamiri ne diyor Ezgi Hoca demek birazdan geliyoruz. Mert. Kendi sözcüğü aynı zamanda dönüşlük zamiri olarak da adlandırılır. Yanında başka bir kişi zamiri kullanıldığında pekiştirme anlamı katar. Ya bir kişi adı ya da başka bir kişi zamiriyle yan yana olduğu zaman ben buna ne diyormuşum? Pekiştirme anlamı katan dönüşlük zamiri. Normalde kendi gördüğün yerde patlatabilirsin dönüşlük zamiri diye. Ama şıklarda ya da konu anlatılırken dönüşlük zamiri mi kişi zamiri mi bu ikileme düşme. O zaten onun altında olan bir şey. Yani adam hem kişi zamiri hem de dönüşlük zamiri. Yani hem gofret hem de çikolata gibi düşün. Tamam mı? İkisi birden. Ama ne zaman pekiştirme anlamı katıyor? Sadece gofret olursa. Sadece kişi zamiriyle ya da bir isimle yan yana kullanıldığında. Bu ödevi ben kendim yaptım. Mesela buraya bir bakalım. Ben kişi zamiri, doğru mu hocam? Hı-hı. Kendi. Bu da kişi zamiri ya da diğer bir adıyla. Dönüşüklük. Dönüşüklük. Neydi? Dönüşlülük. Dönüşlülük. Dönüşüklük. Ama kusura bakmayın çok orijinal seçimleriniz var siz Türkçeci. Eskiden bildiğimiz mişli geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, dili geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman. Ne gerek var? Ama ne güzel öğrenmişsiniz maşallah. Katılıyoruz derslere. Değil mi? Evet. Kişi zamiri olarak ya da dönüşlük zamiri olarak kullanılmış. Dönüşlük zamiri ne zaman ki yanında bir kişi zamiriyle kullanılır? O zaman ne diyeceksin buna? Ha, bu pekiştirme anlamı katmış diyeceksin. Var mı problem? No problem. Süper. O ve onlar yalnızca insan isminin yerine kullanıldığında kişi zamiridir. Aksi takdirde işaret zamiri olarak kullanılır. Şöyle ki, masanın üzerinden onu bana getirir misin? İşaret zamiri, masanın üzerinde bir insan olduğunu hiç sanmıyorum. Değil mi? Onun dersleri bu yıl çok zor. Kişi zamiri, onun dersleri derken bir insanı kastediyor. Değil mi? Kedinin derslerini falan kastediyor olma ihtimali saçma. Yok. Dolayısıyla burada kişi zamiri, burada işaret zamiri olarak kullanılmış. Dikkat ediyoruz o ve onlara. Geldik işaret zamirlerine. Adların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerimize işaret zamirleri diyoruz. Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar, eteki, bereki, o. Bir sürü işaret zamirim var. Hangi durumlarda zamir olduğuna, sıfatla nerede karıştırmamam gerektiğine şimdi bakacağım. Örnekler. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar. Utangaç boynumun kolyesi olsun. Bu da benim sana ayrılırken hediye. Bu hangi şarkı ya? Ben bunu hiç duymadım. Var mı böyle bir şarkı? Sonra ben size dinleteceğim. Peki. Var. Bu da işaret zamiri. Bu yaşlar. Bu yaşlar işaret zamiri. Değil. Bu yaşlar. Çünkü yaşları da kullanmış. Bu deseydi olurdu. Bu deseydi olurdu. Şimdi bu diye gösterdiği şey isim değil mi? Yaş değil evet. mi? Yaşı işaret ettiği için işaret sıfatı diyeceğiz arkadaşlar buna. Bu da benim derken ney? Yaşlarım. Hı hı. Benim sana ayrılırken hedem olsun. Buradaki bu da ne olacak? Zamir şey olacak. Zamir. Evet. Şunları aldığın yere koy. Mesela şu bardakları deseydi işaret sıfatı olurdu. Evet. Ama şunları deyince direkt zamir oluyor. Zamir oluyor. Ötekini hediye etmek için aldım. Ötekini berikine. Ötekini zamir. Berikine. Zamir. Öteki hediye... Mesela öteki bardağı hediye etmek için aldım deseydi gene sıfat olurdu. Ama ötekini hediye etmek için aldım zamir. Belgisiz zamirler. Şimdi bunlar adının yerine belirsizlik yoluyla tutuyorlar. Hı-hı. Tamam mı? Ne olduğu belli değil tam olarak. Ben onun adının yerine kullanıyorum. Hepimiz, başkaları, herkes, kimse, biri, hiçbiri, tümü, bazısı, bazıları, birkaçı, birçoğu. Dikkat et, arkasında isim olmasın. Olursa ne olur? İşaret sıfatı. İşaret zamiri. Belgisiz işaret zamiri sıfatı. Ne olur be, ne olur. Deyim atasözü belgisiz cümle ögesi falan. Değil mi? Belgisiz sıfat olur arkadaşlar. Belgisiz arkada sıfatı. İsim varsa neydi hep? Sıfatla adın önüne geliyordu. Ön ad, ön ad. Unutma. Hepimiz kardeşiz. Bu kavga niye? Hepimiz, biz hepimizi kastediyor. Evet. Dolayısıyla tek zamir. Tek isim misalsin hocam bu adam. Yani değil mi? Ne gerek var? Ne gerek var? Ahmet, Mehmet, Mehmet, oğlum kavga etmeyin lan. Burada zamir. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Abou! Ne laf etmiş? Bu nedir? Cem Karaca. Herkes. Herkes. Zamir. Burada belgisiz zamir olarak kullanılıyor. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Nerede? Kimse. Burada? Kimse. Hiç kimse. Nobody can. Şimdi gel de gör beni. Bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesine. Bamba her olmadı.
Davan köşe dur bakalım. Zor bir şeyden geldik. Biz sizi sorarız. Şimdi gel de gör beni. Bambaşka biri. Nasıl biri? Bambaşka biri. O zaman bu olmaz, sıfat olur. Olmaz. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Her mi oluyor burada? Her olur mu bakayım? Her köşe değil mi? Hı hı. İsmin önüne geldiğine göre. Belgesiz sıfat. Dolayısıyla burada demek ki belgesiz zamir de. Ama niye tuzağa düşürüyorsun beni? Ben arıyorum 2 saattir zamir zamir zamir. Ama zamir diye gördüğün her şeyi, şey sıfatların hepsini zamir diye atladık. Olmuyor soru hocam. Soru zamirler. Soru zamirler. Ne? Nereye? Nerede? Kim? Nasıl? Bildiğimiz şeyler aslında bunlar. Adın yerini soru yolu ile tutan zamirlerdir. Hangisi ne, nereye, nerede, nereden, kim, kime, kimde, kimde, neye? Nasıl? Nasıl? No. Olmaz ben. Neden? Neden? Pazarlık yapsak. Al şu 50 lirayı olsun burada bak. Çocuklar karıştıracak çünkü o kelimeleri. 50 liraya ben adım atmıyorum. Örnekler. Kuralacının komiklikleri, şakaları. Kaç lira tamam, kaç lira. Şimdi neden söylüyorum biliyor musun? Çocuklar o kelimeleri karıştıracaklar. Neden? Ben şimdi bulma formülünü anlatacağım. Bunu tabii ki ezberlemeyeceksin. Sadece göz aşina olsun diye burada. Ben şimdi sana anlatacağım. Ve ardından çatıp diye bulacaksın. Kim derdi ki, kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız, geçip giden yılların ardından bakacağız. Şimdi kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Hocam soru kelimesi nedir burada? Kim? 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 Şimdi bak dikkat et, cümlede soru anlamı yok. Yani bu ister soru sıfatı olsun, ister soru zamiri olsun, ister soru zarfı olsun. Soru anlamı katacak diye bir şeyim, zorunluluğum yok. Kim derdik şimdi? Kim burada? Soru kelimem değil mi? Buna ben ciddi ciddi soruyorum. Kim derdi seninle ayrılacağız diye ya? Bana bir cevap verir misiniz? Anam herkes dedikodu yapardı zaten. Bana ciddi tek bir cevap verin. Kim derdi? Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Valla kimse demezdi. Kimse demezdi. Başka? Mesela, herkes Ahmet, derdi. Ahmet derdi. Evet. Ahmet var ya ne dedikoducuydu. Hep derdi bunlar ayrılacak. İsmin yerini tutuyor yani gene buradaki kim. Bak Ahmet isim değil mi? Evet. Kimse zamir değil mi? Belgesiz evet. Zamir az önce gördüm. Değil mi? O zaman ben soru kelimemin yerine bir isim ya da bir zamir koyabiliyorsam o zaman bu orada soru zamiridir. Evet. Kolay mıymış? Kolaymış valla. Tamam. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede, hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerede? Hani? Hani nerede? Şimdi burada soru kelimem hani. Hı hı. Allah için buna bir cevap vereyim. Hani ellerin nerede? Aha diye bir cevap kabul edemiyoruz. Hani derken bir nesnenin yerini tutmuyor bu ya. Tamam nesne değil ya. Ben soruyorum. Hani ya ellerin nerede? Burada. Cevap şey nerede? Burada. Hani nerede ellerin? Burada. Burada. Başka bir cevap verelim. Evde kalmış. Evde. Değil mi? Hı hı. Ev isim değil mi hocam? Evet. Bura işaret zamiri değil mi? Evet. Değil mi? İşaret zamiri. Vay be. İşte buldun nerede sorusunun cevabına buldum. Hani olur mu? Hani de olur. Hani ne? Hani huzur bulduğum. Hani gözlerin. Çok absürt bir kelime ya. Hangi kanga eski Türkçeden geliyor. Şimdi şöyle hani gözlerin burada yok ya hani de olur baya baya oluyor tamam hani de zaten. Bildiğin hani de oluyor arkadaşlar. Oluyor ne kadar. Soldan sağa 4 harf ölüm yazılmamış 5 harf hayat. Aşk nereden? Sen nereden buldun paragrafı Allah aşkına ya? Ben ya bildiğimiz şarkı gripini şarkısı yok mu? Kimin şarkısı? Gripi ne? Bilmiyorum. Vallahi. Soldan sağa 4 harf ölüm yazılmamış 5 harf hayat. Aşk nereden nereye? Nereden nereye? Cevap verelim. Nereden nereye? Evden eve. Evden eve. Sanki sen nakliyat düşme. Şirketi aşk. Evden sen eve. Sen şimdi aşk götürecek tamam. Evet. Nereden nereye? Oradan buraya işte. Aşk dediğin nedir? Oradan hı-hı. Buraya. Mantıklı. Şimdi öyle baktığın zaman evden eve ev isim değil mi? Evet. Bak isim aldın cevabı. Oradan buraya. Zamir değil mi bunlar? Evet. İşaret zamiri. İkisini de kabul ederiz. Dolayısıyla sen aldığın cevapta isim yahut zamir bulabiliyorsan bu soru zamiri olduğunun en büyük göstergesidir. Haydi bir sonraki sayfamıza bakalım. Ödevimiz var arkadaşlar. Üzülmüş çocuk. Ödev yapacak diye ama ben biliyorum sen bu ödevi üzülmeden yapacaksın, mutlu mutlu yapacaksın. Aa mutluymuşum, ben yanlış görmüşüm zaten. Bakın çok seviniyor. Burada gene bir şarkı sözümüz var. Candan Erçetin'den. Evet. Bu Candan Erçetin
Çetin'in şarkısının sözlerini, içinde geçen zamirleri bulmanızı ve YouTube'da yorum kısmına yazmanızı rica edeceğiz. Kolay gelsin.